Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. İmam Muhasibi'nin Risaletül Mustarşidin eserlerini okuyacağız. Allah uzun menfaatli kılsın. Ötken sefer sadıklık hakkında yapırdılar. Rasgöy buluş hakkında, sidk hakkında. Ki sefih, ispas bilen tartışma, halim bilen hem tartışma dedi. İspas bilen tartışma düşünse bu ne? Çünkü ispas neyin yanmıyız? Çünkü eğer münazarada maksat nimagadir bir haqiqatga erişish yo nimanidir aniqlash yo bir xatoni to'g'rilash bo'lsa, o'sha münazara joizdir, balki mustahab. Balki vojib bo'ladi vaqti kelsa. Lekin münazarada maqsad o'zini isbotlash bo'lsa, u harom bo'ladi. O'sha münazara dindan bo'lsa ham harom bo'ladi. Ikkala tomon oyat hadis aytsa ham harom bo'ladi. Agar ular haqni topishni emas, o'zini isbotlashni gina qasd qilishgan bo'lsa. Endi shunda ispas odam odatda Hazrat Ali aytganlaridek olim bilan tortishganda yengilmadim, johil bilan tortishganda yutolmadim degan. Yenga olmadim, johilni yenga olmadim, chunki aynan siz ba'dan siz adashib ketaveradi. Birinchi do'ppi maslahatini munozarasini boshlasangiz, bu do'ppi degan narsa joizmi, joiz emasmi yoki do'ppi degan narsa qalinmi, yupqami deb gap boshlasangiz, birpas turib papodan gapirayotgan bo'ladi. U do'pini gapini tugatmasa ham paypoq qotib ketadi. Adashgan toifalar odatda shuni qo'lladi. Shuningdek, mabodo munozarada ma'lum qoidalar bo'ladi. Masalan, deylik, birinchi da'vo bo'ladi. Ikkinchi tomon da'voni tan oladi yoki rad qiladi. Siz aytasiz, masalan, deylik, qazo va qadarini yaxshisiga ham yomoniga ham iymon keltiramiz deysiz. Ikkinchi tomon yomoniga iymon keltirmaymiz deydi, misol uchun. Yoki yaxshisi ham yomoni ham Allohdan deysiz. Ikkinchi tomon aytadiki, yo'q, Allohdan emas yomoni deydi, misol uchun. U da'voni keltiradi, siz u sizga qarshi da'vo keltiradi, keyin siz dalil keltirasiz, u dalil keltiradi. Shunaqa qilib yechiladi munozara odat. Lekin hozirda munozara deb ko'rinayotgan narsalar munozara emas, nafslarni kurashi, u yerda na qoida bor, na nizom bor, na manhaj bor. Bu ispaslarni tortishuv bu. Bunga kirishgan odam ispas bo'ladi xolos. Va hech qachon maqsadga erisha olmaydi va foyda ko'rmaydi. Faqat adovat yayiladi, musulmonlarning o'rtasida urush janjal ko'payadi, ziddiyat ko'payadi. Shaytonga yordam islomga rahna soladi faqat. Natija bermaydi hech ham. O'shuning uchun bunaqa tortishuvni boshidan to'xtatish farz bo'ladi. Endi o'sha ispas bilan tortishma deganlari odatda ispas odamlar tortishoq bo'ladi, tortishmashoq bo'ladi. Aqlli odam tortishmaydi o'zi. Majbur bo'lgandagina munozara qiladi. Tortishmasoq bo'lib bitta masalani o'rganib borib, anaqami, bunaqami deb turayotgan odamlar bor-ku. Masalan, deylik, kecha mendan so'rashyapti, Ibn Sino kofirmi, kofir emasmi deb. Senga nima? Tilka ummatun qad xalat. O'tgan ummat. Laha ma kasabat va lakum ma kasabtum. Amali o'ziga, seni amaling o'ziga. Senga nima? Nimani hal qiladi u? Musulmon bo'lganini, kofir bo'lganini yoki boshqa bo'lgan. Nimani hal qiladi senga? Seni o'zingni hayotingga nimani hal qiladi? Yoki ilmga nima beradi? Mana shu narsani johil odamlar hozir netta narsa avj olgan ekan, men kechagi kuni bir suhbatda Ibn Sinoning gapirib o'tib ketgan edim, ilm yo'lidagi mehnatlari. Shu savolni berishyaptiki, kofir bo'lganmi, musulmon bo'lganmi? Musulmon bo'lgan. Endi aqidasi, aqidasini kitobini o'qing, falsafasini o'qing, keyin ayting. To'g'ri, mashoiylar tomoniga yurgani bor, falsafadan ta'sirlangan, to'g'ri. Hech kim hamma gapni olmaydi. Birinchidan, ikkinchidan Ibn Sinodan biroq din o'rganayotgani yo'q. Tababatidan oling, marhamat. Marhamat mantiqidan oling, mantiqqa yaxshi xizmat qilgan. Mantiqni falsafaga aloqasi yo'q. Ya'ni falsafadan, falsafani jumlasidan ilgarigi falsafani. Lekin mantiq u muayyan bir deylik aqida yoki muayyan bir qarashga aloqador narsa emas mantiq. Mantiq 2 x 2 4 degan gap. 2 x 2 4 deb Einstein aytsa ham tasdiqlayverasiz. Spinoza aytsa ham tasdiqlayverasiz. Thomas Edison aytsa ham tasdiqlayverasiz. Xorazmiy aytsa ham tasdiqlayverasiz. Tavratda kelsa ham tasdiqlayverasiz. Ikkilik to'rligi aniqus bilasizmi? U mantiqiy qoidalar, riyoziy qoidalar fikrini o'tdi, shu 2 x 2 4 daqa riyoziy, ya'ni hisobiy tadqiq qilishni mantiq ilmi o'rgatadi. U hech qanaqa dinga aloqasi yo'q. U matematikaga o'xshagan fan. U kimdan bo'lsa olinadi. Hozir masalan deylik, kompyuterda masalan deylik, Steve Jobs ishlatgani uchun Apple tashlab yuborasizmi?
Yok. Faydalanır orasız. O dinle alakası yok mesela. Mesela İbn Sina da mantıkta faydalanırsa orada mantıkta utup belen buluyor. Yani şimdi okşayan derslerde her kim özü bilgen cihetten faydalanır. Şunu dedik, başka felsefenin cephelerine hem girgen, metafizikede edersken. Felsefenin cephesi ko bugün ilgiler. Metafizikede, o şu Yunanların eski felsefesini mesela algı sunuyor. Lekin şunu biz gelmek gerek var hazır. Şunu tartışıp internette kafir mi kafir mesmi deyken savallı koyuşunu özü, şu meşhur istifeslerini iş. Zemahşari hakkında soru yaptı. Kim bugün kanak olgan itikadını mı? Sen gene mi? Bana şu bu asıl aynı o şu din düşmanlarının İslam'ın tarihini kalat, yaman atlık kılış için. Müslümanların özünün tarihinden savutuş için kollegen taktikalardan bittesi, vasıtalardan bittesi. Bugün o neydi ana o? İspesler. Zemahşari'nin tefsiri, Keşraftaka tefsir aldığına mı yazılgenmez? Keyine mi yazılgenmez bura? Zemahşari'de kesin bura yazılgenmez. Keşraftan alıp koysayız tefsiri alamadan. Örneğe kitap yapalımayız. Levle el-Arajan, lema arafatil arabul Kur'an. Lema fahimetil arabul Kur'an. İkene aksak yani Zemahşari'ye bilen sakkaki bulmadığında Araplar Kur'an'ı düşünmez diye. Zemahşari'nin itikadını bizden ne kızılır var? Kaçan ki tefsirini okuyan payetimizde kızılır var. Tefsirini okuyan payetimizde ulamalı tefsirini haşerlerde ayet buluyor hemen. İltizali fikir var mı? Hata fikir var mı? Hemen ayet buluş. Sen gene mi? Zemahşari'yi. Ne buluş? Görüyorsun bu hemen İslam'ın ramizlerini, İslam'ın tarih, İslam tarihindeki bizim ulamalarını hatalarını istep tapıp uşandan onlarını bednam kılış ve şunu tepesinde tartışıp tutuluruş İslam tarihini yamanlaş, ümmetini uzun tarihinden üzüş üçün koyulgen bir yöneliş. Bunca ayet hadisten gören ki dinge bir şicaatli, gayretli adam bulup, körünüp, türüp, kılıç edin. İbn-i Sina Zemahşariler, Harazimilerini bir yalı kıyandan ki, o dedi ki, Ebu Hanife'nin etikadını tefsir kılışke. O dedi ki, Maturidi'nin etikadını tefsir kılışke. O dedi Aşari'nin. Şuna kılıp, İslam ümmetinin tarihinin hamasını yok etedi. Karabsiz ki İslam ümmeti tarihten üzülgen şu bitti tarihte İbn-i Temiye'deki adam utken buladı 700 yıldan kenki gen salaf 7 asırdan kenki salaf ve yani onunla 7 asır öttü yine bitti salaf giyen buladı 18. asırda meladi yok bu oldu İslam ümmeti yok bu İslam ümmetinde karam kılış için menkurtge eğlentiriş için özünü tarihinden nefretlentiriş için özünü şahli tarihinden üzüp müstemlekeni, merdikarlarını akıllıca karam kılış için. Bu merdikarların işi bu. O işlerce karam kılış için topulgen yol. İlyar mesela bizi, özümüz tarihimizi özümüzge yamanla okutken. O istirde burada. Ajdadlarımızı özümüzge yamanla okutken. Ben ötken seferim Harun Reşit'i bir salatı ettim bitti. Harun Reşit'lerin halifeler diye kararla okutuşken. Meyşet parası gen, o gen, bu gen. Siz bir çare halk, biz bir çare halk, o Harun Reşit hakkındaki kitapta aslını okuyan mıyız? Buna tercüme kıvırken dersen okuyamayız. Özümüzü, hallarımızı hem, ecdatlarımızı hem, hemesini özler hal eden çok okuyan. Hale gençe talkın kıyan. O işlerle biz işlenip, özümüzü, tarihimizi yaman görüp, onun için Lermontiflerini, Puşkillerini uluğulup, Karl Marx'ı uluğulup yattı okuyamayız. Doğru mu? Hud şu, bu fakat yani şu mahalli, SSR'nin hududunda kılınken olsa, şunun alemi şekli, çünkü İngilizce akıllı yürek olaydı oradan göre. O muayyen bu hududda ulamasıya çekilenmeydi. O bütün İslam tarihini bednam kıladı. Bu bilen İslam ümmetinin özünün tarihinden üzüldü. Tarihinden üzülgen halk karan buladı başkaya. Özü işten çıkamaydı. Özünün tarihi yok adam özü işten çıkamaydı. Onun için tarihçiler hazır özünün tarihini rastan toplamakan için tarihini tokup kina işleşken. Yok özü kinalardaki tarih, özü asli tarihde yok. Başka halklarının tarihini özüge alıp şunu biz kerslerini, babamız ku, pu, hu'larını tarih edip bizge kina kılıp koy verdi şunların. O aslında başkalarının tarihi hoş. Çünkü uzun tarihi yok. Çünkü halk uzun tarihini yok atsa bu oldu, tügeydi o halk. Gelecek kalmaydı. İslam ümmetinin aynı şu haletke salış için biz de hoş, Müslümanlık'a kan diye yol tutken olsa o şanı şumul yurak, alem yurak yönelişi meşhur mezhep dinkar kılıkçılar Eş'ari Maturidi yani bir Eş'cidi diyenler ondan artıp Zemahşari İbn-i Sina'larını tahlil kıladı diyenler İbn-i Sina'nın bir de bir fikri bir hat başı sözünü vereyim düşünen miydi? Düşünmeydi. Düşünen miydi? Akıl etmeydi o zaman geliyor.
Nima deyotganini ham tushunmaydi. Lekin shu kimdandir shu bir eshitib olsaki Ibn Sino kofir ekan desa hamma maqtayotgandi-ku. Hamma maqtayapsan-u Ibn Sino bu kofir bo'lgan deb hammadan boshqacha gap esa mazza qiladi xolos. Xuddi tilla topgan tentakdek. Nimani kim bo'lgan bo'lsa bizga farqi yo'q. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom shoir zoti aytgan eng haq gap ala inna ma xalallohu batilu. Allohdan boshqa hamma narsa botildir degan labitni gapini aytganlar. Va kullu na'imin la mahalla tazailu. U kofirdan ham foydalanaverasiz. Sahoba ikromlar qasidalar o'qib bergan Rasulullohga jahiliyat davrida. Har kimdan o'zini o'shi o'zingizni aqidingizni to'g'rilagan joyini olasiz, bo'l qo'yani tashlab ketavering, yomonlar shart emas. Adi ibn Hotam Toyi bor. Hotam Toyi bizda Hotam Toyi deb qo'yadi. Sahobatli odammi. U Hatim at-Toyini Hotam Toyi deb olganmiz biz. Sahobat pesha demoqchi bo'lsa, bu Hotam Toyi yigit deb qo'yadi. U nima degan? Hatim at-Toyi Rasul akram alayhissalotu vasallamning zamonlariga yaqin u kishiga yetishmagan, lekin o'sha davrda yashagan. Arablarning eng sahih kishilaridan bo'lgan sahobati bilan tarixda qolgan nafaqat arab qavmlari, hatto bizi mumtoz adabiyotimizda ham hozirgacha o'zimizning xalqimizda ham Hotam Toyi deydi. Sahobatli odam, ya'ni dunyoga ta'sir qilgan sahobat. Dunyoda zarbul masal bo'lgan o'zining qavmida emas, butun dunyo xalqlarida zarbul masal bo'lgan sahobat bilan. Shuni qizi Saffona o'g'li Adi roziyallohu anhum musulmon bo'lishgan. Kelib Rasul akram alayhissalotu vasallamga iymon arz qilgan paytda Saffonaga aytganlarki, nima deganlar? Oting makarimul axloqni yaxshi ko'rardi deganlar. Ko'rdingizmi? Saxovat peshida oting deganlar. Oting mushrik degan, kofir degan, u degan, bu degan yo'q. O'sha Hotim Toyin fazilatini topib aytganlar. Ahli kamolning sifati shu bo'ladi. Ahli kamol boshqalardagi kamol sifatini ko'radi-da, o'shan bilan baho beradi. Noqislar o'zi noqisligan uchun nuqson istaydi hammadan. Bu nuqson, o'sha nuqsonini topib shundan baho beradi. Hamma joyi chiroyli bitta odam olib kelib, qo'ysangiz labining yonida holi bo'lsa, holini ko'radi, qoshini ko'zini ko'rmasdan. Holi bor ekan deb aynib ketadi. Barkamol kishilarchi qoshini ko'zini hamma yo'g'ini ko'rib, holi bu chiroyini oldida boshqasini oldida hech narsa emas. Holiga ko'z yumib qo'yavering deydi. Yoki sochini orqasi to'kilgan bo'lsa, orqasidan emas, oldidan qarab yashavering deydi. Tushundingizmi? Kamol ahli kamolni ko'radi. Nuqson ahli nuqsonni ko'radi. Rasul akram alayhissalom dedilar: "Seni otang dedilar, kana abaka yuhibbu makarimal axloq" dedilar. Shunda u ham qiziqib ketib so'radi: "Otam o'sha saxovatlariga jannatga kiradimi endi?" Deydi Rasululloh dedilar. Ana endi u o'zi kirdi. Saffona kirdi endi. Javob berish kerak bo'lgan boshqa jabhaga. Yani otasini maqtalmaydigan jihati bor edi. Uni Rasululloh indamagandilar. Kamolni ko'rdingizmi? Indamagandilar. Qiz o'zi so'rab qoldi. Endi Allohning elchisi Allohning xabarini aytishga majbur. O'sha to'g'risida Allohning hukmini aytishga. Yo'q dedilar. Chunki u otang u bilan dong taratishni istardi xolos dedilar. Kana yurid sum'atan yatasamma'u biha. Ko'rdingizmi? Qachonki so'ragan paytda aytib qo'ydilar uni ham. O'sha so'ragani uchun va o'sha miqdorda aytdilar. Va unaqa edi va bunaqa edi deb ketganlar yo'q. Sababini kirolmaydi, u amali bilan kirmaydi, chunki sababi bu deb aytib qo'ydilar. Xolos bo'ldi. Lekin uni oldin maqtadilar otasini. Va doim shunday bo'lganlar alayhissalotu vassalom. Mana bu sunnat shu. Mana shu dunyo qarashdagi sunnat. Sunnat deb baqiradiganlarga. Kishilarni kamoloti bilan zikr qilinadi. Xususan ulug'larni, xususan ulamolarni. Nuqsoni kelgan paytida o'sha o'rinda sizga ehtiyoj bo'lsa qilasiz. Masalan, Zamaxshariyni Mu'tazila e'tiqodida bo'lgan bo'lmagani sizga qizig'i yo'q. Zamaxshariyni kitobini umringizda ko'rmagan bo'lsangiz, xudo xolasa bundan keyin ham o'lguncha ko'rmaysiz. Ko'rsangiz ham aqlingiz yetmaydi. Zamaxshariyni hukmi sizga qiyomatda so'ralmaydi. Zamaxshariy haqida e'tiqoding qanday bo'lgan? Ey mu'min deyilmaydi. O'zingni e'tiqoding so'raladi, o'zingni to'g'rila, bo'ldi. Shuning uchun Muaviya roziyallohu anhu aytganlarki, odamlarni ayblarini qidirmang. Kishilarni buzasiz. Nimaga? Odamlarni aybini takrorlash o'sha ayblarni tarqalishiga olib keladi. Esiga kelmagan nima esiga keladi? Ayni fasod, ayni sunnatga xilof manhaj bu. Mana shular hammasi ispaslar. Mana shu tortishuv egalari ispaslar. Ulamolar bularni ko'r bo'lgan Endi men o'tib ketavergan. Azharda Ibn Sinoning falsafasidan dars ham berilgan. Hozir ham beriladi vaqti kelsa.
Biz ham ba'zi risolalarni o'qiganmiz. Tafsiri ham bor. Kelajakda foydalanamiz, bu qoyamjon tashlab ketaverin sizga nima? Siz suda so'ralmaysiz Ibn Sinoning e'tiqodi haqida. U Allohga yetib bo'lgan. Alloh jazosini bo'lsa, mukofoti bo'lsa berib bo'lgan. Qachonki bitta xato fikr kelsa, o'sha fikr ustida gaplashishingiz mumkin. Mabodo Ibn Sinoning bo'lsa, mana shu gapi xato ekan deb qo'yasiz, bo'ldi olim bo'lsin. Agar Ibn Sinoning deb aytilmasa, Ibn Sinoning tiqishini qo'yaring. O'sha fikrni xatoligini aytib qo'yaring. Mana shu to'g'ri yo'l bo'ladi. Agar har kim xatosini istasangiz, payg'ambardan boshqa biror sog'lom qolmaydi. Hammadan kamchilik chiqadi. O'sha uchun shiyalar sahoba ikromlarda hammasini soqit qiladi. Bu aynan din dushmanlarini manhaji bu. Ko'rinishida din uchun himoya, ko'rinishida e'tiqod to'g'rilash, ko'rinishida bir hamiyat yo'q. Asli din dushmanlarini, musulmon ummatini dushmanlari bo'lgan mustamlakachilarni va boshqa din dushmanlarini taktikasi. Shunga o'ynaydigan mardikarlarni xizmati xolos bu. Tushundinglarmi? Mana shu hammasi ispaslar. Chunki tortishmachoq odam ispas bo'ladi. Ispas odam tortishmachoq bo'ladi. Aqlli odam bor u ko'p narsani bilgan uchun demak qo'yadi. Qachon kerak bo'lsa, o'sha kerak o'rindagini aytadi. Xolos bu. Ispas bilan tortishma nimaga? Sen ham o'shaqa ispas bo'lasan. Ikkinchi halim bilan tortishma dedilar. Nimaga halim bilan tortishma? Chunki ispas jirlab to'palon qiladi va sen mingta dalil keltirgin, ispasligi uchun aqli yetmaydi, indamay ketaveradi. Teskarisini aytib, yana sen bilan teskari bo'lib ketaveradi. To'g'rilanmaydi u ispas. Mingta dalil ayting, so'zingiz haqligiga. U ispas, u esi yo'q uni. Undan o'zi hukm soqit vaqti kelsa. U ispas bilan tortishsangiz, u siz mingta dalil keltiring, dalilga ma'qul etmagandan keyin yana o'zining fikrida qoladi. Siz haqni isbot qila olmaysiz. Natijasiz qolasiz. Endi halim bo'lsa-chi? Halim bo'lsa agar tortishsangiz, halim degan yumshoq degan emas, vazminlikdan yumshoq odam aytadi. Yuvoshlikdan yumshoq emas. Halim degan vazmin degani. Hilm vazminlik. Vazmin odam bosiq bo'lgani uchun siz tortishsangiz, indamay qo'yadi. Siz haqdaman deb o'ylab qolasiz. Men haq ekanman deb o'ylaysiz. A, unaqa dedim, bunaqa dedim, jim bo'lib qoldi deysiz. A, u sen bechoraga gapirish hayf ekan deb indamagan bo'ladi. Halim bilan tortishma nima uchun? Halim bilan tortishsang aldanasan. Ahmoq bilan tortishsang sen ham ahmoq bo'lasan. Ammo halim bilan tortishsang, u indamay qo'ysa, sen demak men haqdi ekanman deb o'ylab aldanib qolasan. Dedilar shu gaplarni aytib o'tdilar. Undan keyin yana oz narsa bo'lsa ham seni adashtirmagan yaxshi, ko'pni adash, ko'p bo'lib adashtirgandan ko'ra deb turib gapni to'xtatdilar, ha? Endi yana yangi mavzuga o'tadilar. Summa rumma jihazak keyin qolaversa degan ma'noda. Jihazak jihoz degani oxirat ozig'i. Oxirat ozig'ingni sozlab ol. Tarmim deymiz-a biz remontni. Ta'mirlashni tarmim deyiladi. Tashtib tarmim deydi arablar. Tarmim o'sha ta'mirlash. Bu yerda rummadan murod ya'ni isloh qilib ol, sozlab ol degan. Bu kishi bu jihozingni ya'ni yo'l zodi rohalangni biz dilimiz aytganda ya'ni yo'l taraddudingni sozlab ol. Deganlardan murod siz dunyoga keldingizmi, oxirat yo'liga chiqdingiz. To'xtash yo'q, bir daqiqa ham bir nafas ham to'xtash yo'q. Faqat oldiga qarab bosasiz. To'xtash iloji yo'q. Oldingizda faqat siz oxirat kutadi. Ikkinchi variant yo'q. Yo'qib ketish, qochib qolish, o'lmay qolish, tuproqqa aylanib yo'qib ketish iloji yo'q. Tug'ildingizmi, jon kirdimi sizga? Oxiratga chiqdingiz yo'lga. Boshqa yo'l yo'q. Endi nima qilishingiz kerak? Endi o'zingizni sozlab olishingiz kerak. Sozlab olgan deyishlardan murod, ya'ni nima? Qazo namozlaring bo'lsa o'qib ol. Birovlarning haqqi bo'lsa o'tib ol. Qilmagan ishlaring bo'lsa qilib ol. Tavbangni, istig'foringni aytib ol. Hozir kechirim so'rasang o'tadi. O'lgandan keyin o'tmaydi. O'lgandan keyin hamma yig'laydi kechir deb. O'tmaydi lekin. Hozir o'tadi hozir. G'arg'ara kelguncha o'tadi. G'arg'ara har daqiqada kelish ehtimoli bor. Shuning uchun aytyaptilarki, jihozingni sozlab ol. Bu o'limga tayyor tur degan. Wal mautu adna min shirakin alihi deganlar Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Kishi ertalab turib, sabahan nur deb bir-birlariga odamlar yaxshi dam oldingizmi deb tonga turgani bilan qutlaydi. Holbuki o'sha tongi bilan qutlanayotgan odamga ajali
Qoya abzalini ipidan yaqin turgan bo'ladi. Doim tayyor turish kerak. Va furug min zadik. Zodingni qilib forig bo'l. Ya'ni chalang qolmasin. Kafaningga tayyor tur. Doim tayyor turish kerak. Shu har bir mu'minning vazifasi. Kafanga doim tayyor turish kerak. Ba'zi salaf solihlar o'sha uylarga yerni ostiga go'r qazib qo'yar ekan. Bir mabodo dunyo g'ami ko'payib ketsa, tashvish ko'payib ketsa, shunaqa mashg'ulot ko'payib ketsa, bir o'sha yerni tagiga kirib yotib chiqar ekan yarim soat, bir soat. Keyin o'ziga kelib qolar ekan. Nafsiga aytar ekan, shu yer kutyapti seni. Shunga tayyorgarlik qil der ekan. Zodingni tayyorla degani shu. Taqsirlar vaqt g'animat, dam g'animat, har bir daqiqa g'animat. Oysha roziyallohu anha aytganlarki, har bir kishiga o'lganidan keyin hayotining har bir lahzasi ko'rsatiladi deganlar. Alloh subhanahu va taoloning zikrisiz o'tgan har bir lahzasiga nadomat qiladi deganlar. Gunohga emas, gunoh aniq. Zikrsiz o'tganga lahza-lahza ko'rsatiladi. Hatto jannatga kirsa ham nadomat qiladi. Zikrsiz o'tgan vaqtga kishi nadomat qiladi. Hatto jannatga kirsa ham. O'shaning uchun ko'p doim zikrda bo'lish kerak, doim amalda bo'lish kerak. Dunyo lazzatidan foydalanasin, foydalanaver. Oxiratga vasila sifatida. Oxiratga vasila sifatida dunyoning hamma ne'matidan foydalanaver. Wa kun wasiya nafsik va la taj'alir rijala usiyak. Vasiy deb bilamiz, vasiyatni zimmasiga oladigan odam. Bola mendan kim o'qib qo'yasan, mendan kim bo'lib qo'yasan, ammangni ham olib turgin, ukangni ham olib turgin. Orqamdan ihson qilgin, xayr duo qilgin, xatmi qulon qilib turgin, go'rimga borib turgin degan narsalar. Mashhur vasiyatlar yoki ma'lumni falonchilarga sadaqa qilgin vasiyatlar. Men o'lgandan keyin ahli ilmdan hurmat qil masalan, yoki qarindoshlardan xabar ol masalan. Shu narsalarni birovga vasiyat qilib, bolangga unga bunga aytib o'tirgandan ko'ra o'zing qilib qo'y. Qarindoshlarning aloqasini o'zing qil. Xayr sadaqani o'zing qilib ol. Birinchidan sendan keyin vasiyatni eshitgan odam sendan keyin qancha yashashini bilmaysan. Ehtimol ertasiga o'tar. U ham. Ertasiga sendan keyin vafot etar, balki birga vafot etar. Balki yashar, ammo sen aytganingni qilmas. Odatda vasiyatlar qizig'ida bir hafta 10 kun bo'ladi xolos. Undan keyin odamlar hamma o'zi bilan o'zi band bo'lib ketadi. Shuning uchun har kim o'zini o'zingni vasiying bo'lsa, o'zingni vasiying bo'l. Birovni o'zingga vasiy tanlab yurma. Birovga aytmoqchimisan vasiyat, o'zing qilib qo'yish. Hatto merosingni, masalan, ortingdan mol qolsa, bolalarni talashishdan qo'rqyapsanmi? Bolalarim urushmanglar deb o'tirmagin. Tiriginda hammasiga hadya qilib qo'y. Sog'lom paytingda. O'lim kasalidan oldin. O'lim kasalida o'tmaydi. Sog'lom paytingda bolalaringga hadya qilib qo'y. Mana u uy Mahmudjon senga. Bu hovli Karimjon senga. Mana u masalan deylik, pul Halimaxon seniki. Mahramat hadya qilib qo'y tiriginda. To'yinki orqangdan ularni talashib yotishidan xavotir olmagin. Tirgingda hammasini qilib qo'y. Vaqil amrok. Ishingni idrok et. Ya'ni o'zingni o'yla degan. Va tayaqqaz min sinatik. Sina deb mudroqni aytadi. La ta'khuduhu sinatun va la nawm. Nawm uyqu. Sina undan oldingi uyqu mudroqlik. Uyqu surash. Nuas bor, sina bor, nawm bor. Mudrash, uyqu surash. Yaki uyqusirash, uyqusirash, mudrash, keyin uyqu. Birinchi uyqusirash bo'ladi. Keyin mudroq bo'ladi, mudrash bo'ladi. Keyin uxlash bo'ladi. Nuas, sina va sina, nuas, nav bo'ladi. Fa innaka mudroq, ya'ni uyqungdan uyg'on, g'aflatdan uyg'on demoqchi. Biz to'g'risi g'aflatda qolamiz. Hayotimiz bir xil o'tgani uchun mana shunday ketadi deb o'ylaymiz. Odatda aksar odam 60'dan oldin vafot etadi. G'olib odam. 10%, 15%, 20% odam undan uzoq o'tadi. Aksar odam 60 gacha ketadi odatda. Lekin bizning ko'zimizga kattalar ko'rinadi-yu. O'sha kattalar biz ham shunaqa katta bo'lamiz deb o'ylaymiz-da, yo'q. Yoshlar o'lib ketgan bo'ladi ko'p. Bizga bilinmaydi. Yosh o'lganlar bilinmaydi bizga. Go'zalligida o'lganlar ko'p va yosh ketganlar o'ta ko'p. 60'dan oshish g'olib odamga muyassar bo'lmaydi. Aksar odam 60'dan oldin ketadi. Bizi hayotlarda shunaqa. Shuning uchun unga qarab turib, "Va men ham xudo xolisa oldimda 60 30 yil bor, 40 yil bor" deb o'ylaysiz, unaqa emas.
O'sha insonni g'aflatga soladigan narsa shu. Hali menda imkoniyat bor degan o'y insonni g'aflatga soladi. Imkoniyat yo'q deb bilaveraman. Ajal har lahza yoqamizda turadi. Fa innaka mas'ulun an umrik. Chunki sen umringdan so'ralasan. Hadis sharifda keladi, kishi qabrdan turganda to'rtta narsadan so'ralmasdan turib oyoq qimirlatilmaydi. An umrihi fima yafna. Fima afna. Umrini nimada sarf qilib tugatdi? So'raladi. Molini qaydan topib qayga sarfladi? Ilmini o'rgangan ilmiga amal qildimi, qilmadimi? Yoshligini nimaga sarfladi? Yoki jismini nimaga sarfladi boshqa rivoyatda? Jasadini nimaga sarfladi? Shulardan so'raladi hammasini. So'ralmay turib insonni oyoq qimillatilmaydi. Ya'ni bu ijmoliy savol bo'ladi. Ijmoliy. Qisqa. Keyin tafsilotiga o'tiladi. قال أبو أمامة رضي الله عنه لو عقل ابن آدم عن ربه كان خيرا له من جهاده أبو أمامة رضي الله عنه أتدلر كي أجر آدم بولاس ربنا فهم لجنة ونجا جهاد دان يحشب الأرض جهاد دان أبزر الله نفهم لش وتكش لي جب مشجع الله نفهم لش قاعدة فهم لش كتاب السنة دان يعني كتاب دان فهم لش و olamdagi tasarrufidan fahmlaysiz Alloh. Allohning kitobi ikkita deyiladi. Kitob, mastur kitob, manzur kitob. Ya'ni satrlarga yoziladigan kitob va nazar solinadigan kitob, olam ya'ni borliq, insonlarning hayoti, borliq. Insonlarning hayotiga qarab qarasiz hamma yo zulm, adolatsizliklar, yaxshilik bilan birga yomonlik bor. Qachon qarasa yovuzlik g'olib bo'layotganini ko'rasiz. Ko'p o'rinlarda yaxshiga kun yo'q, yomonga o'lim yo'q bo'lib ko'rinadi. Bu mana shu hayotni o'rganish. Hayotni o'rganib, hayotdan Alloh subhanahu va taoloni tushuna olish. Bu bitta tushunish. Ikkinchisi kitobidan, Qur'ondan tushunish. Va Rasul akram alayhi salatu vasallam so'zlari Qur'onga izoh, undan tushunish. Alloh taoloni tushunish qanday bo'ladi? Masalan, namoz buyurdi, nimaga buyurgan? Kerakmi namoz Allohga? Yo'q, kerak emas. Nimaga buyurgan bo'lmasam? Shuni bilsangiz, namoz haqidagi hukmini tushungan bo'lasiz, Allohni bir nav tushungan bo'lasiz. Bir o'rinda tushungan bo'lasiz. Nimaga o'g'irlikni harom qildi? Nimaga riboni harom qildi? Nimaga aroqni harom qildi? Hukmlarida Allohni tushunish. Nimaga falon narsani buyurdi, nimaga piston narsani buyurmadi? Nimaga Samudni halok qildi, Odni halok qildi. Nimaga Lut alayhissalomni qavmini halok qildi? Lut alayhissalomning oilasiga najot berdi. Nimaga Nuh alayhissalomning xotini bilan Lut alayhissalomning xotini kofir bo'ldi? Payg'ambarning qo'l ostida o'tirib, do'zaxga kirishdi. Nuh alayhissalomning o'g'li kofir bo'lib do'zaxga ketdi. Nimaga? Qanday qilib Fir'avnning qo'lida Musa alayhissalom tarbiya topdi? Nuhning qo'lida tarbiya topgan alayhissalom kofir bo'ldi. Firavunni qo'lida topgan, tarbiya topgan Musa alayhissalom kalimulloh bo'ldi. Qaydan bo'lyapti bu? Nima sir sinoat bor? Va hokazo. Ahkomlarini va joriy qilayotgan hukmlarini, hukmlarini bilamiz, doim aytamiz, shariy hukmlari bor Allohning, kavniy hukmlari bor. Kavniy hukmlariga ham taslim bo'lamiz, shariy hukmlariga ham taslim bo'lamiz. Ammo kishi qalbidan qanoatlanib, aqli bilan qanoatlanib taslim bo'lish uchun fahmlash kerak. Fahmlashi, mana shu fahmga yetib olish bor-ku, jihoddan afzal va qiyin. Va afzal. Abu Umama radhiyallohu anhu aytadilar shuni. Alloh subhanahu va taoloni fahmlash, Allohni tushunib olish, agar banda odam balasi Robbini fahmlay olganda edi, jihodidan yaxshi bo'lardi unga. Deyaptilar. Aqola anhu degan uni fahmlash. Allohni idrok etish emas bu. Allohni idrok eta olmaydi hech kim. Alloh subhanahu va taoloni fahmlash. Allohni fahmlash zotini fahmlash bilan bo'lmaydi. Balki yuqoridagidek hukmlarini, shar'iy va kavniy hukmlar. Shundan Alloh taoloni siz taniysiz. Allohni tanishni yo'li shu xolos. Yaratgan narsalar orqali taniysiz va chiqargan hukmlar orqali taniysiz. Agar shariatni siz to'liq yaxshi chiroyli o'rgansangiz, masalan oddiy tahoratni o'rganing. Tahoratni o'rgansangiz, Alloh buyurgan shuni. Alloh buyurmasa, o'rgatmasa biz bilmasdik. Yani Xitoylar hozir dunyoni sanoat bilan egallab o'tiribdi, betini yuvishni bilmaydi. Ba'zi shaharlarda televizorda o'rgatyapti. Ertalab turib bet yuviladi, og'iz yuvib chayiladi deb.
O şimdi hem komedi. Çünkü o şimdi hem takat yok. Adam, adamların yiyip atıştırılır. Hamilenin çürüp hamilenin işi yaptı. Din bu mesajda kullar. Onlar çok adlı dinler. Biz ki o şu taharatta örgütken kim? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kaydan Allah'ın vahiyisi bilen. Şu taharat uzun tahallil kılın da Allah'ın düşünürüz. Allah'ın imanı istiyordu bizden. Paklikini istiyordu. Ezgülükünü istiyordu. Güzellikini istiyordu. Bu ne demek? Allah pakdır. Güzeldir. Ezgüdür. Yani yaşlıkını istavçudur. Rahmet, rahmeti galipdür demek. Taharatın uzundan Allah subhanahu ve ta'ala nispetlerini fahamlaş mümkün. Taharatın uzundan. Nimaga aynı şu azalarını koygan? Nimaga bağlab koygan o şu yuvulışlarını? Dergah-ı ilahiyye yuvunun barışını, şart kılışını uzdu, dergah-ı ilahiyye ne kadar pakligini kursatır. Ve hakaza. Her bir şeriyette, her bir hükmünün üstünde eğer teammül kısayız var ki, her bittesinden Allah Ta'ala'nın fahamlaşı mümkün. Nimaga bayga zekatı parçalayan kembağalge, kembağalden başkası gibi verirsin daha cahil sıkıya. Nimaga? Halagan cahil gelmez. Yok, palanca gelmez. Elbette kembağal gibi verirsen diye. Karındaşın bozdu. Balayınca atın gibi vermeyesen, kembağal olsayım diye. Bana bu hükümlerin her biri de Allah Ta'ala'nın bendelerde ne isteyekkenini ve Allah Ta'ala'nın rahmeti galipliği, hikmeti yetükliği ve insanların ne kadar yaş görüşünü göresin. O başka sıfatlardır. Einstein, ilah kandı fikirleydi bir gün geledi diye. Afsus ki Kur'an okuyamaz da o. Eğer Kur'an'ı okuyandı, o ilahın fikirleşini kainattan bulmak zorgen. Kuyaşı demek ki yumala yaratken. Tör bütçeymez. Demek ki ayam yumalak, yerem yumalak. Demek ki hemen yumalak. Demek ki yerine atırapı da ay aynen yaptı, aksin çemez. Demek ki kuyaşın atırapı da yer aynen yaptı, aksin çemez. Kayısı fikirden kep çıkıp şuna kadar yaratken deyip şunu öyle gel. Ben ilahını kanaat fikirleşini bilgim kirlet deyip. Şimdi özünü kellesin, özünü yapın da o. Biz onu yapın da alkışlamak istemez miyiz? Lekin eğer o kainat arkali, biz etkilerimiz menzur kitap arkali Allah'ını tanımak istiyor. İlahını tanımak istiyor. Siz şu menzur kitap arkali hem tanışırsınız mümkün. Mastur kitap, yani Allah'ın şerif hükümleri arkali hem tanışırsınız mümkün. İkincisi de eğer akıl yürüse kişi Allah'ını yaşı idrak eder. Şunda günü Allah'ını sever. Şunda Allah subhanahu ve ta'ala'ya hakikaten bağlanırdı bende. Çünkü birinci ayet ikra bismi rabbikellezi halak yaratken Rabbinin namı bilen oku diye başlangan birinci ayet. Yaratkenini esnetken. Yani yaratılmışlardan top merni degen. Düşündünüz mü? Bana bu ulamaların vazifesi şu. Ulamanın, alımının vazifesi şu. Allah subhanahu ve ta'ala'nın muradı getirip barış. O Arap dili, sarf nahu, fiqh, usul fiqh, tafsir okuyken kitaplarda hemen sizden pravard maksat Allah'ın muradını tapış ve onu muradıya muvafık yaşar. Bana bu cihattan kıyın ve cihattan afzal. Şunu ne diyebilirler abi? Bu yapıda mı için geldi diyebilir bu kişi? Tepedeki eakil emrak teyakkaz min sinetik diyen geplerini tedlili için geldiler. Yine ayetlerdi ki ve'alem enne men ceale hemmehul ahirete كفاه الله أمر دنيا كما ذكر في الحديث المروي تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى الله عليه ضيعته وجعل ثقره بين عينيه إن معناصته صحيح حديث بحديث معناص أتر لكي بلجينكي كميكي أجر Bari teşviş oyunu ahiret kılvasa eğer dünya teşvişiyle Allah kifaya kılır. Dünya işiyle Allah kifaya kılır. Tecrübeden kup otken oğut yap diye. Kimin ki ahiret gamını kısa dünya gamıyla Allah kifaya kılır. Dünya işiyle Allah kifaya kılır. Hadis-i şerifte kilgeninde ki dediler dünya gamlerinden farık bulun kolinizden kilgençe. Çünkü kimin ki dünya onun esasi gamı bulsa kimin ki Allah onun yerlerini keng koyadı ve kembağarlığını iki gözü ortasına koyup koyadı. Yani peşin aslında oturadı daim. Daim fakirliğinden korkup yaşaydı. Ağzını kuruketi koysayam taşmış gibi oradı yani. Mallı gamı da yaşaydı. Yerini keng koyadı yani işini köpetir var. Yani
Bir tezavvut iki tolad, iki tezavvut üç tolad, iki tolad çukurlar. Bir gehter yer, iki gehter boladı. On tamal, iki metamal boladı. Ve hakkası. Ve bu mallı köpeği şey yamallı gitmez. Şu bilen teşviş köpeği şey yamallı. Bu yerde ayıplanan diyen narsa şu. Mallıya bereket kirgen olsa, yeri kenk olsa, ünümlü olsa yaş narsa. Lakin o adam mı? Allah Ta'ala şu dünyaya çoluk doğradı. O yüzden çıkamaydı. Bu ne kadar ahir adam ahiretten bir haber kalır. Namaz okuyun dese vakti yetmeydi. İşlerim tüketi var ki namaz okuyun dedi. İlim okuyun dese vakti yok. Falan işte kıvalayın dedi. Bazarda dükkanını özüm iki kıvalayın, icara oturup ben hazır dedi. Özünü kıvalayın ki iki de dükkan kıvalayın dedi. Keyin falan tavarını yan koşuştum kereyken, Türkiye'den kelepeyin, Dubai'den yan koşsam bularken dedi. Kete olay. Zavut kaçırken olsa ikincisiye pul yığadı. Üçüncü kaçan pullar bile yaparsanız pul yok olaydı. Pul yok, pul hazı yok dedi. Demek ki yok olaydı. Pul özü yokmaz. O çünkü aldığın 100 kişilik zavut işletirken olaydı yok. 200 kişilikken yara pul yığmalı. Üçüncü pul etmeyken olaydı. Biz sahabı işe buyurduysam işlerimi kovalıydı. Tükemeydi iş. İşlerimi kovalıydı. Kete olaydı şu bu. İki tezavut oladı, iki tezavut bugünde, üçüncü zavut ki iş çıkan oladı. Ya ki bir kaydan dur karz oladı, ya ki bir işi okşamaya kaladı. Yine o işin bilen bent oladı. Mahşi işimi tüketip yaptırıp kılaman değil. O işini tüketmesinden bir iş gelir. Teşviş gelir, bir balık gelir. O işin de şunu koydu. O işinden kurtursam kılaman değil. Gören ki bir adam yok şeydi ki, seferge çıkan adam yolda kete yatıp ağzından tok çıkan, kiçkine tok. Mahşi'nden uçsan, bu da ağırsa bağırak diye böyle. Uçsa iki de tok duruyor böyle. İki ala tağdan aşıp uçsa, tut da taktırıyor bu. Töreli tamam, töreli sizden uçtan inşallah. Hala para kaldı, şimdi uçsa 8 da taktırıyor bu. Eşinde kete öyle. Ahir uç tağlarda arası da hafat eder bu. Kimi ki eğer ahiret gamında bulsa, dünyanın vasıta sıfatı dökürse, uça baylık gelir. Lakin teşvişke batmagan halde. Teşvişke batmagan, ibadetten çalgınmagan, ahiretten bebehre bulmadan halde girdi. Hazreti Navai bay bu geldi. Ne işte rabat saldırırken, ne işte meşrit kurdururken, ne işte medrese saldırırken. Dünyanın hamile gelmez ne ki? Şahsi pul yakıldırırken, o hazinenin pul gelmez. Bay bu geldi. Lekin, şunca yaşlıyla kıyan, o cüde köp kembağallarına kefirlik görüyor. Cüde köp çocuğunu bakkal, yetimlerine kançasını bakkal. Bu ne kılıyken hazıran var. Ana o kişiler, dünya bilen ahiretini tapıyken kişiler dedi ki şu adamlar dünya hamile ekip gitmeydi. Pulu köpeği orada. Ama kimi ki eğer asası hamı dünya yapıyorsa ki bu adam mı? Hamı ahiret. Bu dünya hammez o adam ki. Dünya vasıta halas. Bu çıkıyor ki nefesi çukur tartıp uzun ayet okuyken adam yok şey. Nefesini nefes okuyken için tartmıyordu. Uzun ayet okuyken için tartıyordu. Çukur nefes tartıyken olsa bu adam nefesi yaş görürken diye böyle. Yok. O kıraat kuru şunu tartıyken böyle. Havanı yaş görürken denmez. O adam, bana o ahiret gamında bugün adamlar dünya buna şükürlenedi. Bayan buladı. Milyen yürüp getirdi. Lakin gamı o şu pulu tapış bulmaydı. Gamı ne menüdür kesip kılıp şu bilen kişilerge yardım kılış, kişilerge hizmet kılış bulur. Hasan ibn Ebu Sinan, uluk tabiyelerden etkenler, eğer beyve beçareler bulmaganda ben saudagarlık kılmazdım diyor. Şunun için kıyarlı saudagarlık. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam meclislerinin ahırında, galiben meclislerinin ahırında kıyan duaları var. Bir nasip olsa bütün şartlaşı azizliyen dua. O şu duanın ortası da وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّينَ وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِينَ demek ki. Dünyanın asası teşvişimiz koyma ve ilmimizi bari yeter cayyem koyma. Bu an aklımız yetken nasıl dünya bulmasın? Ahiret diye bilmeni bileydik. Taşını, yerini, havanı, gezini, organı bulup etmeyelik. Bunlar hem yaşlı. Ahiret ilmini hem bileydik. Bari gamımız dünya bulmasın. Bari ilmimiz dünya bulmasın. O tek ulu dua. Teşvişiniz hem dünya bulmasın. İlminiz hem dünyaya çekilenmez. İlmi dünyaya çekilenler dünyanın hayatını düşünmeyin. Ve Allah da hep oladı ki. Kaçan ki ulanır ilmi ahiret ki hep otsa, kendi dünyanın düşünür. Allah dünyanın ahiretine kadar başkaladı. Ahiretini kısa bir aldığın halde. Bunu koşup düşünmesiniz. Resiyeti işleyen adam uzun görüp
Maşo adam şu Rusyalıydı böyle siz. Tasarrufunu atı orta yürüyüşü mümkün. İcarede yaşa yaptı. Topken pulun cönet var yaptı. Kim gelir? O adam okşap yukusu olmayı mı değilsiniz siz? Onu şiirli adam diye böyle siz. Ya onu bana diyen cahı var. Asakali özü aslında diyen sizde ilim bu seçi. Bu torkulu yaptı değilsiniz. Nargen ikinci adam var. Uyam Rusya'da işliydi. Moskova'da işliydi. Kalp sapo. Topkanını mezaklı bir şey iyiydi. Siz öylesiz, Moskova'lı diye öylesiz, mezaklı yaşı yaptı diye öylesiz. Lakin onu asakalliğini bilip kosesiz, merhametliğini. Bu ahmak iken bu diyorsunuz. Ettiği merhametliğe borsa hiç bir kalsı yok bunun. Borsa kasıya mı yada zor oluyor ki bunu diyorsunuz. Asakal, bora dükkanca hakkındaki ilim bilgenizden ki size fikriniz özgürlerdi mutlaka. Kıynalı mehnet kılıkkenini görüp, şu aylığı ala diyor, şu 3 yılda, 5 yılda şu zavuttu. Yani çıkar diyor, şu boy tükedi mi iş? Ne böyleyiz? Siz zavuttu özünü görüyorken bu siz. Ya o adam aylığı, üye asakaya gittik kendini görürsünüz. Bu zavuttaki 5 yıllık ötüketlerdi, o da halası bari mezakalı bir yaşaydı diyiz sana. Sizi o adamın geleceği hakkındaki, ya ki onun adamı arka alamı hakkındaki ilminiz, siz doğru fikirleşke yapıp gelin. Dünya hakkındaki ilim hem, ahiret ilmi koşulmese, cümle arayışa kalırlar. Kaçan ki ahiret ilmi koşulgende, keyin, geçin bunlar. Yani şunu ayeti yaptılar. Resul-i Ekrem aleyhi salatu vesselam, وَلَا مَبْلَغَ اِلْمِنَا İlmimizi bari yetip bari diken cahaya hem dünya bulmaz. Ahiretin hem ilmi bulsun. O zilmi marifetin bulsun bizden. Bu hadisler tatlı yaptı ki, kimini ki esasi teşbihisi dünya bulsa eğer, Allah onu işini kendine koyadı. Daya edip özü yerde etti. Bir yerde işini kendine koyadı demez. İşini kendine koyadı ve kembeğalliğini köz aldığı gibi akıp koyadı. Beyni aynı iki ele közünün ortası gibi yani peşenesiye kembeğalliğini akıp koyadı. Vuttu ki kembeğallikten korkup yaşaydı. Hudu şu iş tıkmasa kembeğallik koyadı yani. Yok ki bir talafat kese musibet bol şu boyu dünyası tüketi yani. Daima kembeğallikten korkup yaşaydı. Onun için kembeğallikten korkuş diyen pulutu yapalısmaz fakat muhtaç olup kalıştan korkuş. Mesela bu yedeki fakr ve ceala fakrahu fakr dediği murad ihtiyaç. Daim muhtaç olan ne kadar şey. Yani hayırlı kılıyın desiniz, özümge az pul kere değil. Öz muhtaç yaşaydı, muhtaç da yaşaydı daim. Şu adam mı teşvişi dünya bu yanında. Kimi ki bir yakşilikke, hayırge müşterref bulmaktı. O şefayette dünyası onge kızık duyulubdu. Bakırlık kıptı bilin ki o adam o şey muhtaçlığı peşinesi yapıştırıp koyuluyor adam. Öz bilmeydi. Görünüşte çıralı kiyim, büyükette buluşu mümkün. Lakin daim ihtiyaç bilen, ihtiyaç ben de adamla yaşayayım. Bu kembeğal denen hem köp oluyor bazı adam. Pul köp bu insan. Ben şimdi adamlarını körgen ben. Teşvişi köp, doğru içip yaşayanlar var. Dünyanın altından kiyen. Dünyanın altından sakılıp gitkenler var. Kesilip gitkenler var. Bana şu o adamın muhtaçlığını peçenesine koyup koyuyor. Köz aldığı kembeğalliğini yapıp koyuyor. Muhtaçlığını yapıp koyuyor. Daim muhtaç adamla yaşayayım. Muhtaç adamla yaşayışı görünüşte kembeğal bolu yaşaydı diye anlamaz mı? Pul kere yok olaydı diye korkup saklayıp yaşaydı. وَمَنْ كَانَتِ الْاَخِرَةُ اَكْبَرَ هَمِّهِ جَمَعَ اللّٰهُ لَهُ اَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ Kimini ki eğer barta esasi teşvişi ahiret bulsa Allah-u Teala onun işini uzu cemlep koyardı. Hatırını cem koyardı. Ve bayilikini kalbine salladı. Bir hacet bulu. Yüpün ki inişi mümkün. Lakin ana bay çelik, bazı bay adamlar çelik. Teşvişi bulmuyor dünyaya. O işte adam, mesela siz bir adam yürüp gittiği kendini gördünüz. Bir, mesela dedik, bazarda kalıp. Ya bir dükkanda kalıp. Hatırcam gittiği yaptı. Biliriz ki, demek onun ihtiyacı şaşırmış mı? İyiymez eken. Hatırcam gittiği yaptı. Bir adam yürüp gittiği yaptı o şekilde. Ya ki mesela darhaneye. Bir adam darhaneye gittiği yaptı, hatırcam gittiği yaptı. İkinci adam şaşırıp işte gittiği yaptı. Siz çünkü klasik ki hatırcam gittiği adamın keserliği yok. Çünkü ki bir yengil bir bimarlığı buluşun mümkün. Çünkü gittiği yaptı. Yürüp gittiği adam mı? Bunda bir kanakadır muamma var. Ya uzda ya kimdir ağır keser. Çünkü şaşırıp gittiği yaptı.
Değil mi? Buna ihtiyacı köp diye böyleyiz. Kaydan bile yapsın. Hareketinin tezliğiyle. Ali'ye kalbine bağlı salıngan adamını dünya için özünü unutturmaganı onu ihtiyaçsızlık türüşü şu böyle. Ha, puldan bulup durup eğer kişi köp pulda pışkı borgan sarı özünü uğrayken olsa bu talihi darahanına şaşırken adam diye adam olur. O ihtiyacmendliğini belgesi böyle de o iş. Düşündünüz mü? O adam ihtiyaç sezip yaşaydı dahi. Nerede kalbine bağlı salın bir adam ihtiyaç sezmeyi yaşaydı. Kembal oluşu mümkün. Ne ki ihtiyaç sezmeyi bırak oluyor. Hakiki bağlı oluşu. Şunun için Peygamberimiz Aleyhisselam gına bağlılık pulunu köplüge yemez. İnnemel gına gına nefs. Nefsinin bir hacetliğidir dediğimiz. Kaçan şu böyle. Bunu siz yasal mıyız? Ahirette gamını yegen payetizde şunu diye böyle. Kalbinizde bağlılık, siz o kalbinizde bağlılığını kimden durur, yuktur falan mıyız? Yok öyle oturup salal mıyız? Yok kalbinizde bağlılığını siz ahirette gamını yiyiş bilen Allah salar. Düşündünüz mü? Ahirette gamını ne bilen bilen? Taharatı mükemmel kılış. Namazını vakti daha da kılış. Maliyevi ibadet kılış. Cismani ibadet kılış. Lisani zikirlerini kılış. Halal pak buluş. Günahdan çiğiliş. Mene şu mesela ahirette gam. Ahiretki köprak emel kıp kalış. Kim şu gamda bulsa ilim okuş. En büyüklerinden. İlim tepkatiş en büyüklerinden. Kim şu ahiret gamı yekirse. Gamı. Ahiret gamı degen oturvalıyıp cennetten dozak tasavvur kılışmaz mı? Ahirette gamı. Ahiret için işleşke intiliş. Kim teşvişi şu bulsa. Kalbiye Allah dünyadan bir hacet değil, özü sapkıyor. O zahrar veli oturgenlerde de bir gün öte boy bulgenler. Bazarga otket tahsil dökerlerden kükket değişti. Bunlar başını egip durup, kalbiye karabiler de başını kurtarıp, elhamdülillah dediler. Kim birazdan kim bırak gelip, tahsil kükken dökerler sizi kimese kendi. Sizkiler hemen sapa sak. Dese yine biraz başlarını kuyu salıp, elhamdülillah. Sonra şu tükedi, mege kelesi giden bir kıl hamdeti yapsın. Bölünçü küyüp gitti diken haber kıyım payette karadım kalbimge açınmadı. Dünyaya açınmadı. Çünkü elhamdülillah dedi. İkinci mertte, kuş haber kıyım payette kalbimge karadım. Kursan boğmadı, kuvanmadı. Çünkü elhamdülillah dedi. Çünkü Abdullah ibn mübarek etkenler ki dünya zuhut şu ki, bayilikinin kelesi seni kursan kımıydı. Kelesi seni hepe kımıydı. Zahirlik şu dikenler. Zahirliğinin zor meyarı şu. Polis yukarısı, elhamdülillah, inna illa dediniz mi? Sizde zuhud bol. Oh, deyip durup yüreği yüzeye kola diyen bu siz. Sizde zuhud yok. Bu yani kembeğal görünüp, yırtık yamak yiyenken bu siz hem. Dünya nimeti kolizden ketse, gam çekmesiz. Allah'ın koludaki bundan seyrem vered deyip hatırcan bu siz. Sizde zuhud bol. Ama teşviş kılıp, gam çekip, dikkat bol ediyen bu siz. Onda sizde zuhud yok. Kalbinizde dünyanın teşvişi, muhabbeti kettir, ahiret kider. Ahiret ne kettir olsa, öz özden dünyanın ki tasavvuf kettir, zuhud payda olmalı. Demek ahiret ne ameli bilen ben bozu kişinin aklı ve kalbi, şu kişi ahiret gamıdaki teşvişindeki adam, şu adamın kalbi ki Allah şunu diye bağlıyor sana dedi ki, dünyada ihtiyaç sezmedi o adam. Şunu et yaptılar. Asasi bağlılık şu yok o zaten. وَمَا أَقْبَلَ عَبْدٌ بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ تَنْقَادُ إِلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَوَدَّةِ Kaysa bir bendeki kalbi bilen Allah'a yüzlenir iken elbette Allah subhanahu ve ta'ala bendelerini, müminlerini, kalbini onge mail koyadı. İnkada degeni arkasında izden düşer degeni. Öşün yolu götüşer diye. Nime bilen? Rahmet ve muhabbet bilen. Yani hemen onu yaş göre diyen, mumulları yaş göre diyen, mumullarını kalbiden cay alır diye. Kimi ki, eğer Allah'a yüzlense, en az yüzlenişte dereceler köp olur. Bana bandık götür diyse, bir yüzleniş. Eğer hakikaten kalbiz bilmem okuyken bu siz. İlim okuyup siz, bite yüzleniş. Lakin yüzlenişin dereceleri köp olur. Tasavvuf şu. Çünkü tasavvufunu Şeyh Zarruk etkenler ki tarifini ayettiler. 2000'e yetti degenler. Tasavvufunu tarifi
2000'e yetti. Ya ki 1000'e yetti. 2000'e yetti dişken. Hamasının hulasası bir tane noktaya bağlıp takaladı. Sidku tevaccuhi ilallah. Allah Ta'ala'ya çin kalpten yüzlenmiş. Tene bilenmez. Tel bilenmez. Bazı orunda yokmez. Yok. Çin kalpten sidku tevaccuh. Teveccühün yüzlenişini sadık, rast, mükemmel buluşu tesavvuf şu. O millet İbrahim şu. İnni veccehtu vecihiye lillezî fatara semavati vel arda hanifen şu. Ben yüzümünü yeru asmalarını yaratken zatke yüzlendirdim degendeki yüzden murat ne mi? Barlık. O bitmez o. Vecihden murat barlık. Bütün zatımı, barlığımı Allah'a yüzlendirdim degen. O ne degen? Közüm karasa Allah için karedi degen. Kolum kımırlasa Allah için kımırladı degen. Tilim gapirsa Allah için gapirdi. Başka gap gapirmedi degen. İnni vecihtun manası şu. Kıbleye kara denmez o. Kıbleye kara şundan rams. Bizi şimdi örgütüş. İnni vecihtun örgütüş. Çünkü sünnette geledi. Sana da subhaneke Allahümmen'in örgüye. İnni vecihtun okuyanlar köp mertte. Rivayet sahih rakam. İnni vecihtu vecihiyelledi. Çünkü bize fikir kitaplarımızda nefillerde okuş. Tavsiye kılınmıyor. İnni vecihtun. Tehaccüdde hususen. Bana şu sidku teveccüh şu akbala bi kalbihi ala Allah şu. Kalbi bilen Allah'a yüzleniş şu. Kalbi bilen, çin yürekten Allah'a yüzleniş bu kişinin bütün vücudu Allah Ta'ala'ya karatılgen diyen. O adam Allah'dan başka nesini öylemeydi. Yürse Allah'ını deyip yüredi, türse Allah'ını deyip türedi, yatsa Allah'ını deyip yatadı, gapırsa Allah'ını deyip gapıredi. Ve hakkası. Bütün zatı, hatta fikri, hatta kalbi vecihiden murat bütün varlığım zatım diyen. Bütün varlığı Allah'a karatılgen bunu. Allah Subhanehu ve Teala'dan başka nerse ki ondan bir an nerse hareketke düşmeydi. Bana şu millet İbrahim şu. Hanifen ve me'ene minel müşrikim. Kimi ki şimdi şunu deyip olsa kalbi bile Allah'a yüzlense şimdi bize tekke millet İbrahim öşe teveccüh yüzlenişinin mükemmel terzi o. Lekin kaysi derecede kişi yüzlense Allah'a bendelerini, müminlerini kalbi de Allah Ta'ala onunla nispeten oşanca muhabbet sap koyardı. Dediler. O da halete kendi mevzu Kur'an hakkında cedel kıyma tartışma ve dinde mücadele kıyma tartışma ve tehdit hakkında yapırma degen gepler. Bunlar her bittesi istilah. Uzun uzun gepler. İnşallah kendi dersi kılamız. Allah Ta'ala o zaman faatini kılsın. Demek bu dersin hulasası şu ki, dersin hulasası, biz bugün okuyanımız, ahiret-i tergerliğini kıyın, her nefeste ecelge teyyar türgün, gamin ahiret bulsun. Dünya yenge Allah odu kifaya kılın. Bu degeni, yeb yatar kurt bul degenimiz. Peki bakımende bul degenimiz. Siz sebeplerini kilitleri olarak sebeplerini kilitleşizem, o şu ahiret tıkamızdan bulun. Ne köp derslerde ayet yapan, kaytıp. Hubbibe ileyye min dunyakum annisa ve tib. Dünyayilerden menge ayarlar ve kuşboylik kuş görsatıldı degenler. Demek ki dünyayilerden, dünyakum, kum degenler. Demek ki hubbibe ileyye mined dünya demediler. Ya ki min ni'amid dünya, dünya nimetlerden demediler. Sizlerinin dünyayınızdan. Demek ki bu ayarlarını ben yakış görmem. Kuşboylini yakış görmem. Bunlar dünya nimetlerden. Bunlar nesiller? Dünyayları için şirketsiler. Ayolga rağbet kılız, şahabetizi kandırış için uşun bile. Kuşboylu sepez, yakımlı buluş için kim gedir? Yani ki başka dünyevi maksat bile. Ama şu dünya nimetleri ilerden, menge, şu öz dünya nimetleri menge hoş görsünüz, hoş görsünüz. Dünya nimeti kim? Ular hoş görsünmedi. Şöyle iki kez kuş görsatıldı. Bir rivayette Ayşe Resulullah Anha'dan tamam ham diyenler kuş görsatıldı etmeyenler o. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam yaş gördüğün avukatların yemesinden oturlar diye başvuru etken. Yiyelmesinden oturlar, toymasından oturlar diye başvuru etken. Lekin hadis-i serifte sizlerinin dünyayilerden kuşboylik ve ayollar menge kuş görsatıldığının manası. Sizler bunlardan dünya manfaatinde faydalanasılar. Dünya lezzetlerinde faydalanasılar. Dünya nimetleri sıfatında faydalanasılar.
şu cihattan sizlerge ular mahbub. Ayollar sizlerge mahbub. Erkek kişi ayol kişinin yaxşı görüşü erkekliği kemalatı buladı. Bu mesela hazırlığa koşup erkekliği yaxşı görüyordu bazılar. Estağfurullah. Bu insaniyetki ağır. Erkekliğinin kemalatı ayolunu yaxşı görüş. Xuşboyluğunu yaxşı görüş hem. Gözellikini yaxşı görüşten kep çıkadı. Xuşboyluğunu yaxşı görüş hem. Lekin bu narsalar nasıllar dünya nimetleri sıfatı yaxşı görürsünler. Dünya kumu manasını mı? Şu sizler dünya nimeti sıfatı da yaxşı görgen narsalar menge ahiretim için suyuklik koyuyor. Çünkü mesela atır sepişleri özlerden bırakı azar yetişini tosuş, hatta periştelerge azar yetmesliğini tamirleş. Ayolların yaxşı görüşleri, onlarga şefkat görsetiş, onlarga adalet görsetiş, onların şanını etkileş, onlardan muallimelerini tayarlaş. Ana şundik, hemen halette o kişiye ahiret, ahiret hizmetçisi bugün bu nimetler. Ve başkaları diyeyim, başka nimetlerim. Bana şu, demek ahiret gamı bugün adamın işi şu böyle. Biz ahiretle gam edemiz, biz de deyip durup kalp sapakı bilmezdik gerek. Allah için o kadar büyük uyku dedi. Bu da için bizden, bana özümüzde boy kursatçımızdan maksat, mesela adamlarının bize ihtiyacı düşsün, deyip ayetemiz. Değişim mümkün kimdir? Lekin yaxşı niyetkisi yaxşı, lekin özünü özü aldamazdik gerek. Kalbide kibir bulmazdik gerek, başka niyetler bulmazdik gerek. Lezzetleniş ışın arkasından kuruş bulmazdik gerek. Ahiret için bugün de kişi ularsanı ahiretke vasıta sipat deyip işletir. Her kan ne nimet? Yemek içmeğine hem, uykunu hem, hemen ersen. Kişinin ahiret, gamı ahiret bugünün bilgisini mi? Dünya nimetlerini ondan lezzetlenip, ondan mezak kılıp, ya ki onda uzuşu ona düşünmez. Belki ondan faydalanıp, ahiretke zahire yığış için faydalanır. Ahirette gamıge düşkan adamın bilgisi şu olur. Kim şunu deyip olsa eğer, kalbiga Allah Ta'ala şunu deyip baylık söyledi ki, hiç kimge, hiç kaçan ihtiyaç sezmeyin. Allah Subhanahu ve Teala bizge hem ana şunu deyip baylığı nasip eylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifuna ve selamun ala mursaline velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna.